Merhaba değerli arkadaşlar. Karışımlar 4 ile daha önce anlatıp da eksik kalan kısımlarımızla dersimize devam ediyoruz. Bundan önceki dersimizde derişim birimleri, kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, kütle hacim yüzde derişim ve ppm demiştik. Kütlece yüzde derişimi bir önceki videomuzda anlatmıştık. Şimdi kaldığımız hacimce yüzde derişimle devam edelim. Hacimce yüzde derişim. Çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100 olarak hesaplanmakta. Bunu oran olarak da alt alta yazalım. Çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100 diyoruz. Ve burada hacim değerlerimiz her ikisi için de birimlerinin aynı olması lazım. Mililitre ise mililitre, litre ise litre olmalı. Sıvı sıvı çözeltilerde kullanılır. Çözeltinin hacmi çözücü artı çözünen olarak alınır. Fakat bir şey bilmek gerekir. İşlemlerde bunu alıyoruz ama yorum sorularında bu yaklaşık bir değer olur. Çünkü karışımlarda hacim korunmayabilir. Sorumuza bakalım. Hacimce %40'lık 600 mililitre etil alkol su karışımı üzerine 128 gram etil alkol, 240 gram su ilave edilince yeni çözeltinin hacmi yüzde kaçı su olur diye sorulmuş. İlk etaptaki çözeltimize bakıyoruz. Hacim cinsinden 600'ün %40'ı etil alkol, 240 mililitre etil alkol. Bununla birlikte 360 mililitre de suyumuz var. Şimdi bize etil alkol ve su gram cinsinden verilmiş. Parantez içerisinde de yoğunluklarımız verilmiş. Yoğunluk formülünden yararlanarak gramı hacime dönüştürüyoruz. D alkol M bölü V'den 128 bölü V, o da eşittir 0,8. V eşittir 128 bölü 8. Onu yukarı alalım. 1280 bölü 8. 64, 4, 32, 2, 16. Buradan 160 mililitre olarak buluruz. Üstüne 160 mililitre etil alkol. Suyun yoğunluğu zaten 1 olduğu için 240 gram doğrudan bana 240 mililitreyi verir. Şimdi etil alkol ve su hacimlerine bakıyoruz. Buradan 400 mililitre etil alkol, 600 mililitre de su bulunmaktadır. Yeni yüzdemiz, bu arada suyun yüzdesi isteniyor. O yüzden V su bölü V toplam çarpı 100 diyorum. 600 bölü 400 artı 600 çarpı 100. 1000'den sadeleştirdik. Bir sıfır yeni çözeltimiz %60'lık.
Evet. Sanırım aynı soruyu tekrar tekrar yazmışız. Az önce çözdük. Tekrar çözmeyelim. Ufak bir dikkatsizlikte bulunmuşuz arkadaşlar. Evet. Kütle, yüzde, kütle, hacim. Hemen bakıyoruz. Yüzde kütle hacim oranını çözünenin kütlesi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100 olarak hesaplıyoruz. Şimdi kütle bölü hacim yüzdesi 25 olan sodyum klorür çözeltisinin 200 mililitresinde kaç gram çözünmüş NaCl bulunur? Yüzde hesaplarken NaCl'nin kütlesi bölü B çözelti çarpı 100 diyoruz. Yüzdemiz 25. NaCl çözelti 200 mililitre çarpı 100. Şuradan sadeleştirelim. Pardon. NaCl'nin kütlesi 50 gram olur. Evet, gelelim ppm'e. Ppm milyonda bir kısımdır arkadaşlar. İngilizce olarak parts per million olarak ifade edilir ilk harfleri. Parts per million'ın. Bir çözeltide çok az miktarda çözünen maddelerin derişim türüdür. Bu önemli bir kavram. Genellikle su analizinde kullanılan derişim birimidir. Suya sertlik veren işte kalsiyum, magnezyum, iyon miktarları hesaplanmaya çalışılır. Şimdi ppm'i hesaplarken kütlece yüzde derişimde olduğu gibi çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi. Fakat adı üstünde milyonda dediğimiz için 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz. Ya da farklı bir bakış açısıyla miligram bölü litre. 1 litrede çözünen 1 miligram madde olarak hesaplıyoruz. Bunların işlem kısmını AYT kısmında bulunmakta. TYT kısmında sadece PPM bilgi olarak gelmektedir. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi takip etmeyi bırakmayın.